Sorumuz fizik bilimine giriş konusuyla alakalı bir soru. Buna göre x kavramı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. İlk olarak fiziksel x büyüklüğü 7 temel büyüklüklerden biri değildir demiş. 7 temel büyüklüğümüz neydi arkadaşlar? Kısa, muz şeklinde ifade edilen yani kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, mol, sayısı ve uzunluk ve zamandı. Yani temel büyüklük olmayacak diyor. Temel büyüklük olmayacak yani türetilmiş olduğundan bahsediyor. Türetilmiş olacak. Bir kere kütle temel büyüklük, akım şiddeti temel büyüklük olduğu için türetilmiş büyüklük olmadığından dolayı arkadaşlar bunlar olamaz. 2. Fiziksel x büyüklüğünün yönünü bilmedikçe x kavramını tam olarak tanımlamış olamayız. Yani buradan bize vektörel büyüklük olması gerektiğinden bahsedilmiş. Vektörel olacakmış x büyüklüğü. O halde demek ki enerji skaler bir büyüklük, sürat skaler bir büyüklük ama kuvvet vektörel bir büyüklük. Hem temel büyüklükler arasında yer almıyor hem de vektörel büyüklük olduğu için ikisini kapsayan burada kuvvet olduğu için cevap D seçeneği olmalı. Sorumuz doğrusal hareket konusuyla alakalı bir soru. Bir hareketliğe ait sürat zaman grafiği şekil ekibidir. Buna göre hareketlinin zamana göre aldığı yolu gösteren tablo 1, 2, 3 nolu tablolardan hangileri olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi süratinin 2 olduğu ve sabit olduğu yani sabit süratle hareket etmiş. Peki bakalım sürat nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Sürat alınan yol bölü zaman mantığıyla bulunuyordu. O zaman bakacağız aldığı yola. Aldığı yol gördüğünüz gibi 4, 4 artıyor. Aldığı yolu da bu arada geçen zamana böldüğümüzde arkadaşlar hop süratinin 2 olduğu ve eşit zaman aralıklarında gördüğünüz gibi yani 2 saniye aralıklarla hep 4'er metre yol aldığı için sabit süratle mi hareket etmiş? Evet. Birinci ifademiz demek ki bu grafiği sağlayan bir tablodur. İkinciye baktığımızda yine aradaki mesafe farkına bakarsanız kaçar kaçar yol almış arkadaşlar. Hep 4'er metre yol almış. Yani her 2 saniyede gördüğünüz gibi 4'er metre yol aldığı için burada yine süratimiz sabit ve 2 çıktı. Bu da olur arkadaşlar. Üçüncü grafiğimizde ikişer ikişer yollar artıyor. Gördüğümüz gibi 2 2 2 2 şeklinde bir artış var. Yani her 2 saniyede ikişer ikişer yol aldığı için demek ki burada süratimiz 1 metre bölü saniye çıkacak. Burada 2 metre bölü saniye ve sabit olduğu belirtildiği için üçüncüsü olmaz. Cevap 1 ve 2 yani C seçeneği doğru olmalı deriz. Sorumuz madde ve özellikleri konusuyla alakalı. Hacmi 1000 cm3 olan şekildeki dereceli kapta 800 cm3 düzeyinde su bulunmaktadır. Şu an bunun düzeyinin 800 cm3 olduğu belirtilmiş. Dereceli kaba K cismi bırakıldığında su 860 düzeyine geliyor. K cismi kaptan çıkarılmadan L cismi de kaba bırakıldığında su 920 cm3 düzeyine çıkmakta. Buna göre K, L cisimleri için niceliklerin hangileri kesinlikle eşittir diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi K cismini bıraktığımızda 860 olmuş. O zaman K'nın yüzdüğü mü, askıda kaldığı mı, battığı mı söylenmemiş. Yani tamamının batıp batmadığını bilmediğimiz için ancak batan hacminin 860'a çıkmasından yani 60 artmasından dolayı batan hacminin burada 60 cm3 olduğunu söyleriz. Yine L cismi de çıkarılmadan K cismi L cismi de kaba bırakıldığında 920 oluyormuş. Zaten 860'a çıkarmıştı bu. 60 daha ilave ettiğimizde 920 oluyor. Demek ki L'nin de batan hacminin 60 cm3 olduğunu gözlemliyoruz. Ne kadar battığını bilmiyoruz çünkü yüzüyor mu, askıda kalıyor mu, batıyor mu bu belirtilmemiş. Ondan dolayı bir hacimleri ne kadar battıklarını bilmediğim için cisimlerin hacimlerini bilemem arkadaşlar. Soru işareti kesinlikle diye soruyor. Kütleleri. Kütlelerini de bilemem. Yüzüyor mu da askıda mı kalıyor batıyor mu bunu bilmeden yoğunluğunu bilemiyorum. Çünkü biz kütleyi M eşittir deve yardımıyla buluyoruz. Hacmini net olarak bilmiyoruz. Yoğunluğunu net olarak bilmiyoruz. O zaman kütlesini de net olarak bilemeyiz. Uygulanan kaldırma kuvveti. Evet kaldırma kuvvetleri eşit. Neden? Çünkü kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekimmesi. Aynı ortam yer çekimmesi aynı. Aynı sıvının içerisine bırakılmışlar, sıvının yoğunluğu aynı. Batan hacimlerinin de yükselmelerinden dolayı aynı olduğunu belirttiği için kaldırma kuvvetleri aynıdır. Bu kesinlikle ikisi için aynı, eşit. Yani cevabımız yalnız 3 yani B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Sorumuz ısı ve sıcaklık konusuyla alakalı bir soru. Kıvanç küvette bulunan 2T sıcaklığındaki suya kova ile T sıcaklığına su ilave ediyor. Küvette biriken su ile ilgili niceliklerden hangileri artar diye sorulmuş. 1. Isı sahası. Arkadaşlar ısı sahası ısı kapasitesi olarak da ifade ediliyor. M çarpı C ile bulunuyor. M'imiz ne yapıyor? Su ilave ettiğimiz için artıyor.
O zaman suya su ilave etmişiz. Yani öz ısımız sabitken kütlemiz artarsa ısı sahası ısı kapasitesi ne yapar? Artar. Doğrudur. İç enerjisi. Evet, iç enerjisine baktığımız arkadaşlar 2T sıcaklığındayken T sıcaklığında su ilave etmişiz. Şimdi su ilave ettiğimizde arkadaşlar buna madde miktarı artıyor. Madde miktarı artarsa burada iç enerji dediğimiz maddenin moleküllerinin toplamda sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı. Hem madde ilave ettiniz hem de onun bir titreşimi var. Yani potansiyel ve kinetik ilave ediyorsunuz sisteme. Ondan dolayı iç enerjisi arkadaşlar artar. Sıcaklık. Sıcaklık gördüğünüz gibi 2T'ye T sıcaklığına su ilave ettiğimizde sıcaklık değerimiz ne yapacak arkadaşlar? Arada bir değerde buluşacak. Yani sıcaklığımız değeri küvetteki suyun sıcaklığı azalmış olacak. O halde bundan dolayı 1 ve 2 arttı. 3 ise küvetteki suyun sıcaklığı 2T'den daha düşük bir seviyeye indiği için çünkü soğuk bir su koymuşuz. Ondan dolayı sıcaklık azalacak. Cevap 1 ve 2. Yani cevabımız B seçeneğidir. Sorumuz elektrostatik konusuyla alakalı. Yüklü kale iletken küreli yazıtkan iplerle asıldığında şekil 1'deki bir dengede kalmakta. Baktığımızda arkadaşlar bu cisimler birbirlerine çekiyorlar. O halde bunların yüklü olduklarını belirttiği için hani yüksüz dememiş. Nötr cisimler de çünkü yüklü cisimler tarafından daima çekilebiliyorlar. O zaman bunların zıt işaretli olduğunu anladık. Yüklü M küresi yazıtkan sapından tutularak K küresine yaklaştırıldığında şekil 2'deki bir dengede kalıyor. Ne yapmışız arkadaşlar burada? M'yi yaklaştırmışız. Teta olmuş açımız. Bu tetanın tabi gördüğünüz gibi betadan büyük olduğu söylenmiş. Yani demek ki ne yapıyor? Teta betadan büyük olduğu için açıyı büyütmüş. Yani şöyle bir konuma getirmiş arkadaşlar. Bu konumdayken böyle bir konuma gelmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? K ile L küreleri zıt cinste yüklüdür. Evet, zıt cinste yüklü bilgisi doğrudur. L ile M küreleri aynı cins yükte yüklü. Şimdi ben M'yi yaklaştırdığımda K'ya doğru yaklaştığı için arkadaşlar K'ya yaklaşmış. O zaman bunların birbirlerini iten bir yapıda olması gerekiyor. Biz buna artı buna eksi demiştik. O zaman bu da eksi işaret. Yani L ile M aynı cins elektrikte yüklüdür bilgisi doğrudur. M küresi yaklaştırıldığında K ile L kürelerin arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü artar. Artar arkadaşlar. Niye? Başlangıçta aralarındaki uzaklık D iken M küresini yaklaştırdığımızda bu onu ittiğinden dolayı bunlar birbirine eskisine göre daha çok yaklaştı. Yaklaşınca elektriksel kuvvet yani Coulomb kuvvet dediğimiz kuvvet K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesiyle bulunuyor. Yüklerimiz değişmedi. Aradaki uzaklığımız azaldığı için kuvvetimiz ne yapar? Artar. Bu bilgi de doğrudur arkadaşlar. Cevap 1, 2, 3 yani E seçeneği doğru olmalı. Sorumuz optik konusuyla alakalı bir soru. KL sıvılarının arasına O merkeze şeklindeki M ortamı yerleştirilmiştir. L sıvısından gönderilen I ışığının izlediği yol şekilde kibidir. Buna göre yargıların hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar burada gönderilen ışık şurada küresel yüzeyimize dik düşmüş. Çünkü uzantısı O'dan yani merkezden geçecek şekilde geldiği için normali çizdiğimizde normalden gelmiş. Normalden gelen ışık dik düştüğünden dolayı dik yoluna devam eder. Şimdi burası M ortamından K ortamına geçişe baktığımızda burada ne yapmışız? Tam yansımaya uğramışız. Eğer ışık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelir ve sınır açısından büyük bir açıyla gelmiş olursa tam yansımaya uğrar. Yani buradaki açımız arkadaşlar sınır açısından büyük bir açı ve M ortamının kırıcılık indisi K ortamın kırıcılık indisinden büyük. L ile M'yi kıyaslayamadık çünkü dik geldiği için dik gelen dik yoluna devam eder. Kıyaslanamaz buradaki ortamın kırıcı indisi. Yine burada tam yansımaya uğrayınca yine normalden geldiği için merkezden geldiği için normalden gelmiş oluyor. Dik gelen dik yoluna devam etmiş oluyor. O zaman L ile M'yi arkadaşlar kıyaslayamıyoruz. L hakkında kesin bilgi bilmiyoruz. Buna göre hangisi kesin doğru? I ışığının L ve M ortamlarındaki hızları eşittir. Orayı bilemeyiz. Ortamların kırıcı indisleriyle ters orantılı çünkü ışıkların hızları. O halde birinci ifade L ile alakalı olduğu için L'ye ait kesin bilgimiz yok. M ortamın kırıcı indisi K ortamın ikisinden büyüktür. Evet kesin bir bilgi arkadaşlar doğru. L ortamın kırıcı indisi L'yi bilmiyoruz ki. L ile K'yı kıyaslayamayız. O halde buna da kesin bir şey söyleyemeyiz. Cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği doğru olmalı deriz. Sorumuz optik konusuyla alakalı bir soru. K saydam ortamından L ve M saydam ortamlarına gönderilen I ışık ışınlarının izlediği yol şekil 1 ve şekil 2'deki gibi verilmiştir. Buna göre I ışık ışını L ve M ortamları arasındaki geçişlerinde 1, 2, 3 şekillerinden yollardan hangilerini izleyebilir şeklinde sorulmuş.
Arkadaşlar K'dan L'ye ışık gönderdiğimizde alfa açısı yapacak şekilde sınırdan gitmiş. Bir kere K'nın kırıcılı indisi arkadaşlar L'den büyük mü? Evet, çoktan aza gelen sınırdan gider. Peki ikincisine baktığımızda K'dan L'ye gelen ışık burada diğer ortama geçti, normale yaklaşmış. Normale yaklaşmışsa az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmiştir. Yani M'nin kırıcılı indisi de K'dan büyükmüş arkadaşlar. M, K, L şeklinde bir kırıcılı indisi sıralaması gerçekleşmiş oluyor. Bakalım buradaki ışığın izlediği yola baktığımızda M ortamından L ortamına gönderilmiş. M'den L'ye gönderildiği için çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gönderilmiş. O zaman çoktan aza gelen ışık. Bakın şimdi normalde burada K'dan L'ye gönderdiğimizde K'nın L'den büyük olduğunu söylemiştik. K L'den büyükse M de ondan büyükse aynı açıyla gönderilmiş. Bakın aynı açıyla. O zaman düşünün, K'dan gönderdiğimizde sınırdan gidiyorsa ben buraya arkadaşlar M ortamı yaparsam, yani M'den alfa açısı yapacak şekilde gönderirsem buranın kırıcı indisini artırmış olurum ve ışık tam yansımaya uğrar. Yani buradaki bir yol izler. O halde bu ifademiz doğrudur. Şimdi M'den L'ye alfa açısı yapacak şekilde gönderiyorum. Burada sınırdan gitmiş. Burada sınırdan gidemez çünkü L'nin kırıcılık indisi bakın burada aynıyken K'nın kırıcı indisi M'ye dönüştüğünde artmış oluyor. K M'ye dönüşünce artar. Artarsa bir önceki de şekilde gibi sınırdan gitmez, tam yansımaya uğrar. Yani bu doğruysa zaten bu yanlış oluyor arkadaşlar. L'den M'ye gönderiyoruz. L hangi ortam? Az yoğun ortam. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelen ışık normale yaklaşmak zorunda. Başka bir alternatif yok. O zaman L'den M'ye normale yaklaşarak kırıldığı için 3. ifademiz doğru bir şekilde çizilmiş. Demek ki 1 ve 3 doğru çizilmiş. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Aşağıda isimleri verilen tarihsel şahsiyetlerden hangisinin kimya bilimine katkıda bulunduğu söylenemez denilmiş. A şıkkında Mozart karşımıza çıktı. Mozart'ın kimyaya katkısı olduğu söylenemez. Müzikle ilgilenen bir bilim insanıydı. Robert Boyle'un kendine ait gaz kanunu var. Kendine ait element tanımı var. Yine simyadan kimyaya geçişte Kuşkucu Kimyager kitabıyla olduğu söyleniliyordu. Dolayısıyla Robert Boyle'un kimyaya katkısı vardır. Cabir bin Hayyan simyanın babası olarak kabul ediliyor. Çeşitli asitlerin yine imbiğin, çeşitli laboratuvar malzemenin keşfi Cabir bin Hayyam'a aittir. Kimyaya bir katkısı vardır arkadaşlar. D şıkkı Aristo. Aristo da antik dönemde yine Empedokles'in dört element kavramına ek olarak ıslak, kuru, sıcak, soğuk kavramlarını eklemiş. Böylelikle hava, toprak, su, ateş döngüsüne ekstra özellikler eklemiş. O dönem için elementlerin tanımıyla ilgili uğraştığı için kimyaya bir katkı sağlamıştır diyebiliriz. Antonio Lavoisier de gerçek bir kimyacı, yanma olayını açıklanması günümüzdeki, yine kütlenin korunum yasasının bulunması ve birçok çalışmasıyla kimya bilimine çok büyük katkı sağlamıştır. Cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Yukarıda bazı elementler ve sembolleri verilmiştir. Buna göre elementlerin sembolleri ile eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniliyor. Kükürdün sembolü S. Şıklara baktığımız zaman biri B ile eşleştireceğiz. Fosforun sembolü P. Dolayısıyla 2'yi D ile eşleştiriyoruz. Sodyumun sembolü Na. 3'ü C ile eşleştireceğiz. Potasyumun sembolü K. Bunu da A ile eşleştireceğiz. Şıklara baktığımız zaman 1B, 2D, 3C ve 4A şeklinde B şıkkında doğru eşleştirmenin olduğunu görmekteyiz. Cevabımız B şıkkı. Metan gazıyla ilgili formülü CH4'dür. Bir atmosfer basınçta -161,5 santigrat derecede yoğunlaşarak sıvılaşır bilgileri veriliyor. Bu bilgilere göre metanla ilgili hangilerine ulaşılabilir denilmiş. Birincil öncül bileşiktir deniliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz bileşikler formül ile gösterilir. Burada da söylemiş zaten formülü diye bahsetmiş. Dolayısıyla CH4 farklı tür atomlardan da oluştuğundan dolayı ayrıca bileşiktir diyoruz. Birinci öncül doğru. Bileşenler arasında sabit bir kütle oranı vardır. Bileşikler için her zaman elementleri arasında kütlece sabit bir oran vardır. Sabit oranlar kanunu. İkinci öncül doğru.
Karışımlar için mesela böyle bir oran yoktur. Bize karışım sorulmuş olsaydı ikinci öncüyle yanlış derdik. Bileşiklerden bahsettiği için her zaman sabit bir kütle oranı bulunmaktadır bileşikler için arkadaşlar. Sadece CH4'de özgü bir durum değil bu. Bütün bileşikler için geçerli. Üçüncü öncül oda koşullarında sıvıdır demiş. Oda koşulları 25 derece arkadaşlar. Bize bilgi olarak ne verilmişti? -161,5'da yoğuşarak sıvılaşır. Yoğuşma neydi? Gazdan sıvı hale gelme. Yani -161,5'da bu sıvı halde. -161,5'un üzerinde daha yüksek sıcaklıklarda mesela 25 derecede nedir? Gaz halidir arkadaşlar. Burada sıvı dediği için 3. öncülüm yanlış oldu. Cevabım 1 ve 2 doğruları sormuştu bize. C şıkkı oldu cevabımız. XYZ elementlerinden oluşan XY3, Y2 ve Z3X yapılarındaki bağ türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle XYZ'nin sınıfını belirleyelim. Elektron dizilimini yapıyorum bunun içinde. X'imizin elektron dizilimini yaptığımız zaman 5A grubu olduğunu, dolayısıyla ametal olduğunu söyleyeceğiz. Y için elektron dizilimini yaptığımda 7A grubu olduğunu, son katmandaki elektron sayısı bize grup numarasını vermekteydi. 7A grubu da yine ametal olduğunu belirtiyor bize. Son olarak Z içinde elektron dizilimini yaptığımda 2-8-1 yani 1A grubu sonda bir elektron olduğu için burada metal olduğunu belirtiyor. Yine hatırlatmış olalım. 1A, 2A, 3A grubu ve geçiş metalleri, ki burada geçiş metalleri verilmemiş. Metalli bunlar. Tabii ki hidrojen hariç, bir de bor vardı 3A'da, yarı metal, bunlar hariç. Ametaller ise arkadaşlar 5A, 6A, 7A grupları, bunlarla birlikte hidrojen ve bir de karbon ametalleri oluşturmaktaydı. Bu hatırlatmayı da yaptığım zaman zaten metalin ametalin ne olduğunu görüyoruz. Şimdi bakalım, birinci bileşiğimiz X ametal, Y de ametal, iki ametal arasında oluştuğu için kovalent bir bileşik olacak. A şıkkını eledik, iyonik demiş. Polarlık apolarlık durumuna geleceğim birazdan. Y için iki tane ametal atom arasında oluştuğundan dolayı yine kovalent bir bileşik. Peki aynı atomlardan oluşursa böyle yapıdaki bileşiklere biz ne diyorduk? Apolar kovalent diyorduk. Dolayısıyla apolar kovalent olmayanları eliyorum. D ve E şıkları da gitti arkadaşlar. Şöyle elemiş olalım. Z3X bileşiğimiz Z metal olduğu için metal ile ametal arasında oluşan bileşikler iyonikti. İyonik yapılı bir bileşik olacak. Buradan C şıkkı da gittiği zaman cevabımız B şıkkı olarak karşımıza çıktı. Tekrar hatırlatıyorum. İyonik bileşikler metal ile ametal arasında olmaktaydı. Kovalent bileşikler ametal ametal arasında oluyordu. Peki XY3'ün polar olduğunu nasıl anlayacağız? Şöyle söylüyoruz. Ya bir bileşikte, bir molekülde 2'den daha fazla atom varsa bunun Lewis yapısına bakacaksınız. Bakın XY3 molekülünde toplamda 4 atom bulunmakta. Lewis yapısını incelediğimiz zaman XY3'ün, X'imiz 5A grubuydu. 5 tane nokta koyuyorum. Y'miz 7A grubuydu. 7 tane nokta koyuyorum. İkisi ametal olduğu için elektronlar ortaklaşa kullanılacak. Bir de Y'den 3 tane var arkadaşlar. Böyle 3 tane Y yazdım. Tek noktaları birleştiriyorum. Elektronlar ortaklaşa kullanılıyor. Elektronlar ortaklaşa kullanıldığında merkez atom, bakın merkez diyorum, dikkat. Merkez atomumuz burada en çok tek noktası olan X'tir. Merkez atomda boşta ortaklaşmamış, yani bağ katılmayan şurada elektronlarımız varsa böyle moleküllere biz polar molekül diyoruz. Eğer ortaklaşmamış elektron çifti kalmasaydı X'imizin üzerinde bu molekül apolar bir molekül olurdu. Zaten şıklardan da B şıkkı olduğunu bulmuştuk. Apolar kovalenti de tekrar hatırlatayım. Eğer molekülümüz iki atomluysa, atomlar aynıysa molekül apolar, atomlar farklıysa molekülüm polardı. Sevgili gençler, tekrar söyledik, cevabımız B şıkkı. Tabloda X, Y ve Z saf maddelerinin normal basınçta erime ve kaynama sıcaklıkları verilmiş. Buna göre X, Y, Z ile ilgili normal basınçta aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor.
Maddenin fiziksel halleriyle ilgili şunu söylemek istiyorum. İlk olarak erime noktasından daha küçük halde ise maddemiz katı halde. Eğer erime ve kaynama sıcaklığı arasındaysa maddemizin fiziksel hali sıvı olacak. Kaynama noktasından daha büyük bir sıcaklık derinde maddemiz gaz halde bulunacak. Buna göre yorumlamamızı yapalım. A şıkkı 0 derecede yalnızca X katı haldedir. 0 derece kimin soluna düşüyorsa o katı haldedir. 0 derece bakın erime sıcaklığından daha küçük bir sıcaklık değeri X katıdır. 0 derece Y için şurada erime ve kaynama sıcaklığı arasındaki bir değer olduğu için sıvıdır. Z için 0 derece kaynama sıcaklığından da daha büyük. Bakın en sağa geldi. Kaynamanın sağına geldi. Kaynamadan daha büyük bir değer olduğu için Z için 0 derecede fiziksel hal gazdır. Dolayısıyla yalnızca 0 derecede X katı haldedir. A şıkkı doğru. B'ye geldik. Oda koşullarında X ve Y sıvıdır. Oda koşulu deyince aklımıza 25 derece gelecek. 25 derecede X'imiz erime ve kaynama sıcaklığı arasına denk geldiği için sıvıdır. Y için bakalım bir de. 25 derecede yine erime ve kaynama sıcaklığı arasına geldiği için Y de sıvıdır. B şıkkımız da doğru. C'ye geldik. 100 derecede 3 de gazdır. Bu öncülün doğru olması için 100 derece her 3 maddede kaynamadan daha büyük olması lazım. Baktığımız zaman X için kaynamadan daha büyük sağına düştü. Gaz bölgesine düştü. Y için yine kaynamadan daha büyük. Z için de kaynama sıcaklığından daha büyük olduğu için üçünde de sağ bölgeye düştüğü için gazdır yorumunu yapıyoruz. C şıkkımız da doğru. D şıkkına geldik. Y'nin sıvı olduğu her sıcaklıkta X de sıvıdır. Y'nin sıvı olduğu sıcaklık değerleri eksi 18'de 70'tir arkadaşlar. X'e baktığım zaman mesela eksi 18 derecede nedir? X katı haldedir. Dolayısıyla Y'nin her sıvı olduğu sıcaklıkta X de sıvıdır demek yanlıştır. X'in katı olduğu sıcaklık değerleri de mevcuttur. Ta ki 19 dereceye kadar nedir? X katı halde bulunur. D şıkkımız yanlış oldu. E şıkkına da bakalım. Z'nin sıvı olduğu sıcaklık aralığında X ve Y katıdır demiş. Z'nin sıvı olduğu sıcaklık aralığı eksi 70 ile eksi 20 dahil sıcaklık değerleri. En yüksek sıcaklık değerine göre yorumlarsak daha doğru olur. Eksi 20 derecede X nedir arkadaşlar? Katıdır çünkü erime noktasından daha küçük bir değer. Erime noktasının soluna düştü. X'imiz katı haldedir. Y için de eksi 20 yine eksi 18'den daha küçük bir değer olduğu için burada da katı bölgesine düştü. Dolayısıyla Z'nin sıvı olduğu sıcaklıkta hem X hem de Y katı halde bulunmakta. Çünkü erime noktasından daha küçük bir sıcaklık değerleri bunlar. Cevabımız yanlış olan şık D şıkkı diyoruz. John Dalton kendisine ait olan katlı oranlar yasasını eğer bir element bir başka elementte birden fazla bileşik oluşturuyorsa elementlerden birinin sabit miktarıyla diğer elementin değişen miktarları arasında basit ve tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır şeklinde tanımlamıştır. Buna göre bu tanıma uygun bileşik çifte hangi seçenekte olamaz denilmiş. Burada birden fazla bileşik olacak ama hangi elementler? Aynı elementler arkadaşlar. Şıklara baktığımız zaman elementlerin farklı olduğu iki bileşik olan D şıkkı bu tanıma uymaz. Diğer şıklar uyar. Ne olmuş? Aynı element karbon ve oksijen elementi farklı bileşik oluşturmuş. Burada hidrojen ve oksijen elementi farklı bir bileşik oluşturmuş. Azot ve oksijen farklı bir bileşik oluşturmuş. Karbon ve hidrojen farklı bir bileşik oluşturmuş. Ama burada karbon ve klor elementi var. Karbon ve hidrojen elementi var. Katlı oranın olması için bileşikteki elementlerin tamamı aynı olmalıdır. D şıkkı yanlış olan öncül oldu. Yukarıdaki tepkime ile ilgili yargılardan hangisi doğrudur? Birinci öncül nötralleşme tepkimesidir. Öncelikle X'i bulalım arkadaşlar. Giren ve ürünlerdeki atom sayımız birbirine eşit olmalıydı. Girenlerde hangi elementlerim var? Hidrojen elementim, azot elementim, oksijen elementim var. Ürünlerde ne var? Potasyum. Demek ki girenlerde bir de potasyum elementi bulunmalı. Çünkü hatırlarsanız kütlenin konumuna göre girenlerdeki
atom türü ve sayısı ürünlerle eşit olmak zorunda. Girenlerdeki hidrojen miktarı 1, ürünlerdeki hidrojen miktarı 2. Demek ki girenlerdeki X'in içinde bir tane hidrojen olacak diyorum. Azota bakalım. Girenlerde bir adet azot var. Ürünlerde de bir adet azot var. Demek ki benim X bileşiğimde herhangi bir azot atomu yer almayacak. Oksijen için bakalım. Girenlerde şu haliyle 3 oksijen var. Ürünlerde 3 potasyum nitrattan, bir de sudan geldi. 4 oksijen var. Demek ki bir tane oksijenim girenlerdeki X'in içinde yer almalı. Şuraya oksijen yazdım. Son olarak potasyum ürünlerde bir tane var. Girenlerde yok. Demek ki bir tane de potasyum mevcut. Arkadaşlar metaller zaten bileşiklerde en başa yazılıyordu. Buradan potasyum hidroksit maddesi olduğunu X'in buldum. Dolayısıyla bir asit baz tepkimesi, tuz ve su oluşmuş. Asit baz tepkimelerinde tuzun yanında su da oluşuyorsa böyle tepkimelere biz nötralleşme tepkimesi diyorduk. Eğer su oluşmasaydı sadece asit baz tepkimesi derdik. Bu durumda sadece bazın amonyak olduğu durumlarda geçerliydi. Yani asitle amonyak tepkimesinden sadece tuz oluşur. Bu tepkimeler nötralleşme tepkimesi adını almaz, sadece asit baz tepkimesi adını alırdı. İkiye bakalım. X'in sulu çözeltisi mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. X bir baz çözeltisi. Bazlar ne yapıyordu? Kırmızıyı maviye çeviriyordu. Mavi turnusolu rengini değiştirmezler. Zaten mavi yapar. İkinci öncülüm yanlış, ters söylemiş. Üçüncü öncül net iyon denkleme. Arkadaşlar asit baz tepkimelerinde, daha doğrusu nötralleşme tepkimelerinde net iyon denklemi suya göre yazılır. Burada suyu oluşturan iyonlar H artı ve OH eksidir. Yani asitten gelen H artı ve bazdan gelen hidroksit iyonu. Dolayısıyla üçüncü öncülüm doğru. Cevabım D şıkkı olacak. Tekrar söylüyorum. Biz net iyon denklemi daha çok çökelme tepkimelerinde karşılaşıyoruz. Orada neydi net iyon? Katının, çöken katıya göre yazılan iyonlardı. Asit bazlarda sorulursa net iyon denklemi oluşan suya göre yazılır. Her defasında da zaten H artı ve OH eksidir. H artı asitten, OH eksi de bazdan gelir. Cevap D şıkkı oldu. ATP'nin yapısını sormuş şekilde. Bakın, bir adenin 2 5 karbonlu şeker olan riboz, 3 fosfat, 4 dalgalı şekilde gösterilmiş bakın. Yüksek enerjili bağ. Kararsız olduğu için zaten dalgalı gösterilir kimyada. Bakın şuradaki bağın adı glikozit bağı. Bazda şeker arasında. Şekerle fosfat arasında ester bağı var. Aslında biraz daha farklı bir yapısı var kimyasal olarak ama biz öyle çok fazla kimyasına girmiyoruz olayın. Adeninin pürin bazı olduğunu, bakın çift halkalı olduğuna dikkat edin. Tek halkalı değil o zaman, çift halkalı. 2 6 karbon değil 5 karbonlu şeker. 3 yüksek enerji fosfat değil, fosfatın kendisi, yani bağ değil fosfatın kendisi. 4 fosfat molekülü değil, yüksek enerjili bağ. 5 ise ester bağdır. Cevabımız E seçeneğinde. Ozmoz ve difüzyonda ATP harcanmazken aktif taşıma endostoz-egzostoz olaylarında ATP harcanır. Buna göre hangisinde ATP ihtiyaç yoktur? Bakın, akküvarların mikroorganizmaları yutması bir fagostoz reaksiyonudur. Yani bir endostozdur. Paramesyumun dış ortama göre potasyum oranını hücre içinde sürekli yüksek tutması. Bakın, dış ortama göre potasyum oranını hücre içinde sürekli yüksek tutmak demek azdan çoğa sürekli maddeyi almak, yani aktif taşıma yapmak demek. Amipin pinositik ceple sıvı besin hücre içerisine alması, pinostoz da bir endostoz çeşididir. Sıvı besinleri almaydı değil mi? Saprofit bakterilerin dış ortama enzim, yani büyük molekül salgılaması bir egzositozdur. Ama bakın, oksijenin çoktan aza geçmesi gazın difüzyonudur arkadaşlar. Tamam mı? Gazların difüzyonu. Difüzyonda ATP harcanmaz. Güzel bir azot döngüsü sorusu arkadaşlar. Bölgelerdeki canlılardan hangileri prokaryot olup heterotrof beslenebilir? Şimdi bakın, proteinleri saprofitler amonyağa dönüştürür. Doğru mu? Evet, şurayı yazalım. Saprofitler amonyağa dönüştürür. Ve bu saprofitler bakterilerden de olabilir, mantarlardan da olabilir, bir sürü canlı türü olabilir ama biz en azından bakteri ve mantarlarda saprofitlik olabileceğini bilelim. Amonya nitrite çeviren nitrit bakterileri, bakın bunlar kemosentez yapıyorlar. Kemosentez.
Nitriti nitrata çeviren nitrat bakterileri, bu da kemosentez reaksiyonudur. Ve kemosentez yapanlar zaten prokaryot. Ancak kemosentez reaksiyonları arkadaşlar ototrof reaksiyonlarıdır. Yani besin sentezleme reaksiyonlarıdır. Ama lütfen soruya dikkat edin. Neyi sormuş bize? Heterotrofu sormuş. Bakın saprofitler heterotroftur. O yüzden cevabımız yalnız 3. Güzel bir dikkat sorusuydu. Bazı canlılara ait kromozom sayıları verilmiş. Canlılarla ilgili olarak yargılarından hangileri doğru olabilir? Bakın ne kesinlikle en gelişmiş canlıdır demiş. Bir canlının kromozom sayısına bakarak gelişmişliğiyle ilgili bilgi veremezsiniz. Mesela 500 kromozomla yerel totları da var. 46 kromozom insan da var. Şimdi yerel totu insandan daha mı gelişmiş? Saçmalama hocam. Peki L ve M aynı tür olabilir? Olabilir. Kesin değil ama olabilir. N mayoz bölünmeyle 250 kromozomlu gametler oluşturur. Yani 2N eğer 500 ise N kromozomu 250 olabilirlik sorusu bu da. Cevabımız ne oldu? 2 ve 3. Yukarıdaki üreme çeşitlerinden hangilerinde mayoz bölünme ve döllenme olayları görülmez? Arkadaşlar bu döllenme eşeğli üremede görülür. Bakın rejenerasyon, vejetatif, tomurcuklanma bunlar nedir? Eşeysiz üreme türleridir. Lütfen bunlara dikkat edelim, tamam mı? Eşeysiz üreme denince 1, 2, 3 bakın 3'ü de uyuyor. Sadece burada hocam sporla üreme diye bir şey var. Bazı canlılar sporu mayozla oluşturur. Ya da işte partenogenezde bazı partenogenez türlerinde özellikle bizim size anlattığımız arılardaki partenogenez türünde yumurta mayoz bölünme geçirebilir. Hani onlar spesifik daha özelleşmiş sorular ama biz burada sadece yüzeysel olarak hani eşeysiz üreme türlerini verdik. Tomurcuklanma vejetatif rejenerasyonda hiçbir şekilde mayoz ya da döllenme olayları gözlenmez. Tamam mı? Sporlu üreme partenogenez de eşeysiz üremedir. Ama bunlar çok çok istisnai üreme tipleridir arkadaşlar. Sorulacaksa da zaten şekil üzerinden sorulur. Yani yanlışa götürmez sizi, korkmayın. Tekrar edelim. Tomurcuklanma, vejetatif üreme, rejenerasyon, hatta ikiye bölünmeyi de buraya ekleyebilirsiniz. Bunlar nedir arkadaşlar? Mayozun ve döllenmenin görülmediği olaylardır. Bir üreme anaerobisi verilmiş. Bu üreme anaerobisinden şu gametin oluşma ihtimalini soruyor. Aslında arkadaşlar bakın genlerin bağımsız bağımlı olması da çok önemli. Bağımsız gen demek yani hani şöyle gözünüzün önüne getireyim. Bağımsız gen şu şekilde yani her kromozom üzerinde bir tane gen olacak şeklinde. Tamam mı? Peki hocam büyük D küçük D olmuş. Küçük D istenmiş. Küçük D'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük D küçük E'den büyük E'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük F küçük F'den küçük F'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Küçük N küçük N, N'nin gelme ihtimali %100. X büyük R, X küçük R, X büyük R'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Cevabımız o zaman ne olur? 1 bölü 16 olur. Bakın şöyle de yapabilirsiniz. Hani genler bağımsız. Ne kadar heterozigot varsa hepsini alabilirsiniz. İşte 1, 2, 3, 4, 2 üzeri 4, 16 çeşit gamet oluşur. Her birinin oluşma ihtimali işte 1 bölü 16 şeklinde de soruyu çözebilirdiniz.